İkinci EYT piyangosu. 1 milyon kişi emekli olacak. Türkiye'de emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik ile beraber çok sayıda kişi için emeklilik kapısı aralanacak. İkinci EYT adı da verilen bu değişiklik ile beraber emeklilik hakkı elde edecekler belirlendi. Emekli olmak için koşulların ağır olmasından şikayet edenlere bekledikleri haber Ankara'dan geldi. Yasal düzenleme ile ikinci EYT için harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi durumunda çok sayıda kişiye emeklilik piyangosu vuracak. Yasal düzenlemenin TBMM'de yapılması ile beraber de yeni bir emeklilik süreci başlayacak. EYT onlara yaramamıştı. EYT düzenlemesi ile kapsam içerisinde olanlar için emeklilik yaş şartı tamamen kaldırılmıştı. Ancak bunun yanında prim şartları aynı kalmıştı. Bağkur kapsamında olanlar 9.000 prim günü ile emekli olabiliyorlardı. Bu koşulu sağlayamayan 1 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyordu. Bu kişilerin tamamı prim şartlarını yerine getiremedikleri için emekli olamadılar. Şimdi onlar için yeni bir umut ışığı doğdu. Prim şartı değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda seçim sözü olan ve orta vadeli programda da yer alan Bağkur prim eşitlemesi için hazırlıklar tamamlandı. Buna göre 9.000 gün prim şartı 1.800 gün indirilerek 7.200 güne düşürülecek. Buna dair yasal düzenlemenin kısa bir süre içerisinde TBMM'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi sadece EYT kapsamındaki Bağkur sigortalısı vatandaşları değil tüm Bağkur sigortalılarını etkileyecek. Bu kişiler emekli olmak için 9.000 prim günü değil 7.200 prim günü toplayacaklar. Böylece onlar için emeklilik çok daha kolay hale gelecek. Ne zaman emekli olacaklar? İkinci EYT adı verilen yasal düzenleme yapıldığında primleri 7.200 günü geçen ama 9.000 güne erişememiş olan yaklaşık 1 milyon kişi için emeklilik imkanı doğacak. Ayrıca EYT kapsamında olmayan ama 7.200 prim günü toplamış olan Bağkur sigortalıları da emeklilik yaş şartını tamamlamaları durumunda emeklilik hakkı elde etmiş olacaklar. Yasal düzenlemenin TBMM'den geçip Cumhurbaşkanı onayı ile resmi gazetede yayımlanmasıyla beraber tüm bu kişiler için emeklilik süreci başlayabilecek. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği an itibariyle SGK'ya emeklilik başvurusu yapacak olan bu kişilerin emekli olmaları gerçekleştirilecek ve emekli maaşına bağlanacaklar.